iklimimiz Sayın Erdoğan Bayraktar'ı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Mehmet Mehdi Eker'i, Gümrük ve Ticaret Bakanımız, Rize Milletvekilimiz Hayati Yazıcı'yı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekilimiz Salih Kapısızı, Trabzon Milletvekillerimiz Sayın Faruk Özak, Sayın Aydın Bıyıklıoğlu, Sayın Safiye Seymanoğlu, Ankara Milletvekilimiz Profesör Doktor Cevdet Erdöl, Rize Milletvekilimiz Hasan Karal, Rize Milletvekilimiz Nusret Bayraktar, İstanbul Milletvekilimiz Oktay Saral, İstanbul Milletvekilimiz Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı eski bakanlarımızdan Sayın Güldal Akşit, Başbakanlık Müsteşarımız Sayın Efkan Ala, Trabzon Valimiz Sayın Abdil Celil Öz, Rize Valimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcımız Sayın Aşkın Hasan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Muhammed Balta, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcımız Yahya Baş, TOKİ Başkanımız Ahmet Haluk Karabel, Trabzon Belediye Başkanımız Ahmet Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Adnan Günler, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Araklı Kaymakamı Adnan Tezcan ve Araklı AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Tekinbaş. Evet, şu anda ekranda Ulaştırma Bakanımızı görüyorum. Binali Bey, bizleri duyuyor musun? Evet, şimdi Salman Kaş tünelindeyiz. Biz de görüyor muyuz tünelin ucunu? Tünelin ucunu biz de görüyor muyuz? Heh. Nasıl? Şöyle bir dolaşalım, dolaşalım. Bak, tünelin ucu gözüküyor, ona göre. Evet. Bu tünelin özelliği, bu tünel açılmadan önce bu güzergahta 12 ay yıl boyunca ulaşım yapılamıyor. Bununla beraber artık Trabzon'dan Bayburt'a, hatta Kort'un gitmesiyle birlikte Erzurum'a, hem Bayburt hem Erzurum daha da yakınlaşıyor. Böylece 90 kilometre Bayburt'a yol kısalmış oluyor. 2 saat 15 dakikadan 1 saate düşmüş olacak. Bu tünelde Türkiye'nin, bölgenin hayallerinden biriydi. Bugün gerçeğe dönüşüyor. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 4150 metrelik bu tünel yoğun bir çalışmayla açıldı ve bugün tünelin ışığını gördük. Yanımda Bayburt Milletvekilimiz, Gümüşhane Milletvekilimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız ve tünelde çalışan yüzlerce arkadaşımız var. Bu mutluluğu Araklı'da, oradaki binlerce vatandaşımızla sizlerin huzurunda paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Başbakanım, Türkiye 80 yılda 50 kilometre tünel yapabildi. 10 yılda 118 kilometre tüneli bitirdik. 168 kilometre de tünel yapımı devam ediyor. Dağları deniyoruz, vatandaşımızla buluşuyoruz. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Evet, şu anda Salman Kaş tünelinde Ulaştırma Bakanımız. İnşallah tamamiyle bittikten sonra resmi açılışında da olacağız. Arabaya bineceğiz ve karşı taraftan çıkacağız. Evet, Araklı'ya
Bayburt'a, Gümüşhane'ye, Erzurum'a Salman Kaş Tüneli şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Evet, kordalayı kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Şimdi teşekkür de, ediyoruz. Şimdi de Araklı'da yapımı tamamlanan eserlerin açılış kurdalasını Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan kesmek suretiyle siz değerli halkımızın hizmetine sunacaklardır. Araklı hazır mıyız? Hazır mıyız? Tüm Esenler Araklı'ya, Araklılı kardeşlerime hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Teşekkür ediyoruz Araklı. Bugün açılış törenini adeta bir bayram yerine şölene çevirdiniz. Göstermiş olduğunuz bu alakaya teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun.